Tarihte bugün 29 Eylül. 29 Eylül 1499. İnebahtı Kalesi fethedildi. Osmanlı Devleti ile Venedikliler arasındaki 1. İnebahtı Deniz Savaşı'nı Osmanlılar kazandı. Kaptanı Derya Küçük Davut Paşa ve Kemal Reis önderliğindeki Osmanlı donanması bu savaşta 2. Bayezid zamanında geliştirilen yeni savaş gemilerini ilk kez kullandı. Savaşın sonunda birçok Venedik gemisi batırıldı ve Osmanlı güçlerinin eline geçti. İnebahtı Kalesi denizden ve karadan kuşatılarak fethedildi. 29 Eylül 1547. Miguel de Cervantes doğdu. İspanyol oyun yazarı ve şair Miguel de Cervantes doğdu. Hayatı maceralarla geçen Cervantes'in Madrid'de bir yaralama olayına adı karışınca hakkında tutuklama kararı çıktı ve 10 yıllığına sürgüne yollandı. İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı İspanyol Birliği'nde yer aldı. Bu savaşta yaralanan ve sol elini kaybeden Cervantes, Osmanlılar tarafından esir edilerek 5 yıl boyunca Cezayir'e sürgüne yollandı. Ancak burada da adı bir dolandırıcılık olayına karışınca hapse atıldı. Hapishanede kaldığı hayatının son yıllarında en önemli eseri olan Don Kişot'u yazdı. Dünya edebiyatının başyapıtları arasında yer alan Don Kişot, 38 dile çevrildi ve bütün dünyada tanındı. 29 Eylül 1887. İlk gramofon patenti. Almanya doğumlu Amerikan vatandaşı olan Mucit Emil Berliner, gramofonun patentini aldı. 1886 yılında ses kaydetme metotları üzerinde çalışmaya başlayan Berliner'in bu icadı, birkaç yıl boyunca oyuncak şirketlerinden başka kimsenin ilgisini çekmedi. Berliner, 1895'te Berliner Gramofon şirketini kurdu ve ilk gramofon üretimine başlandı. 29 Eylül 1911. Trablusgarp Savaşı başladı. Osmanlı Devleti ile İtalya arasındaki Trablusgarp Savaşı başladı. İtalya'nın bölgede bir sömürge devleti kurmak istemesi üzerine başlayan savaş bir yıl sürdü ve İsviçre'de imzalanan Uşi Antlaşması'yla sona erdi. Antlaşmanın maddelerine göre savaşı kaybeden Osmanlı Devleti Trablusgarp ve Bingazi'yi İtalyanlara bıraktı. Böylece Kuzey Afrika'daki son Osmanlı toprağı da kaybedildi. İtalya, savaş sırasında ele geçirdiği 12 adayı Osmanlı'ya geri verdi. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'taki Müslümanların geleceğinden endişe etmesi üzerine, bölgedeki Müslümanların haklarının korunması görevi de Osmanlı'ya verildi. 29 Eylül 1984. Atıf Yılmaz, Altın Portakal ödülünü aldı. Yönetmen Atıf Yılmaz, 1984'te Bir Yudum Sevgi, bir yıl sonra da Dul Bir Kadın adlı filmleriyle 2 yıl üst üste Altın Portakal ödülünü aldı. 119 filme imzasını atan, 51 senaryo yazan ve 27 filmin yapımcılığını da üstlenen Atıf Yılmaz, Yeşilçam'ın en üretken yönetmenlerindendir. Zeki Ökten, Yılmaz Güney, Şerif Gören, Ali Özgentürk ve Halit Refi gibi birçok önemli yönetmenin yetişmesinde de katkısı bulunan Atıf Yılmaz, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en çok ödül alan yönetmen olarak tarihe geçti. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi tarafından sanatta onursal doktora payesi verilen yönetmen, 2006 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti.